demektir. Ha bu olabilir mi? Olur. Nasıl olur? İmza edebiliyorsak olur. Bunu üretip satıyoruz. Senede 10.000 tane satıyorum. Amcaoğlu geldi dedi ki, ya bunu şöyle yapsak, şunun şeklinde şöyle yapsak, biraz daha küçük yapsak, biraz daha güzel yapsak, ben 10.000 tane daha satarım. Yani ne olacak benim 10.000 üretimim? 20.000'e çıkacak. Bu ticareti yapar mı? Yapar. Ama bana 800 liraya vereceksin. 1.000 lira şey. Evet, bakarım. Aa, ben ne kadar sattığım zaman sabit giderler düşeceği için daha fazla kar edeceğim. Amcaoğlu da niye 200 lira daha ucuza istiyor? Çünkü ben de diyor, bunun tanıtımı için reklam harcaması yapacağım vesaire yapacağım. Bu şekilde ticaret olur mu? Olur. Transfer fiyatlamasına girer, görünüşte girer ama izah edebiliyorsa eğer, bütün bu söylediklerimi amcaoğluyla ilişki, şirketin ilişkisini belgeleyebiliyorsak, doğruluğunu, olabildiğini belgeleyebiliyorsak sorun yok. Herhangi bir örtülü kazanç aktarımına girmez. Ha bu belgeleme ne zaman olacak? İşlemin yapıldığında belgeleyeceğim ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde iki nolu formu vardır biliyorsunuz. Örtülü sermaye, transfer fiyatlaması ve kontrol edilen yabancı kurumlar için düzenlenen o formu düzenleyeceğiz. Zaten orada belli ilişki, kişiye kaç paralık mal sattım, kaç liralık mal aldım, o bölümlerde doğru beyan edeceğiz. Ve o formla birlikte, kurumlar vergisi beyannamesiyle birlikte o belgeleri, amcaoğluyla yaptığım o işleri, izah şeylerini, dokümanlarını 5 yıl süreyle, niye 5 yıl? Çünkü zaman aşımı 5 yıl. 5 yıl süreyle saklamak mecburiyetindeyiz. Bu da transfer fiyatlamasının belgelendirme kısmına giriyor. Bunu ne zaman yapıyoruz belgelendirmeyi? Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme zamanı. Tabi bir de transfer fiyatlaması ile ilgili rapor aranır. Bazı mükelleflerden. Bazı mükellefler kimlerdir? Büyük mükellefler, vergi dairesi mükellefleri. İşte bunlar her yıl transfer fiyatlaması raporu hazırlar. Yani ilişkili kişilerin yaptıkları işlemleri izah eden raporu hazırlamak zorundalar ve kurumlar vergisi beyannamesiyle birlikte saklamak zorundalar. Hazırlama süresi ne zaman? 27 veya 24 Nisan. Hazır olacak rapor. İbraz istendiğinde çıkarılıp verilmek üzere. Kim yapacak? Büyük mükellefler ve ilerisi mükellefleri bir kere istisnasız yapacak. Bir de kimler yapacak? Yurt dışında ilişkili kişilerle, mesela bizim yurt dışında diyelim ki bir iştirakimiz var. Veyahut da yurt dışındaki firmanın iştirakiyiz biz. O bize iştirak etmiş. Böyle iştirak ilişkisi olan firmalar var da biz onlardan mal ithal ettik veya onlara mal ihraç ettiysek, yani ithal etmek ve ihraç etmek demek işlem yapmak demektir. Yani ilişkili kişiyle yaptığın işlemi izah ediyorsun. Böyle iş varsa ya, böyle işlemi varsa firmanın yurt dışından ithalat, ihracat kimle? İlişkili kişiyle. İşlemi varsa onlar da yıllık transfer fiyatlaması raporunu yapmak zorundalar ve 24 Nisan'da hazır olacak raporda bunu saklayacak. İstenildiğinde ibraz edilmek üzere. Ha tabii bu raporu yazarken bu ilişkili kişiler kimler? Onları kim bilir? En iyi şirket sahipleri bilir. Şirketin yöneticileri bilir. O zaman ne yapacağız biz muhasebeci olarak? Bu ilişkili kişileri alıcılar hesabı ve satıcılar hesabı altında, hatta diğer alacaklar, diğer borçlar hesaplarının altında ilişkili kişiler diye ayrı bir alt hesabın altında sıralayacağız. Hesaplarını orada izleyeceğiz. Ki o işlemlerini orada tespit edebilelim, tekrar aramayalım, tespit edelim ve transfer fiyatlaması hem bilgi formunu hazırlarken bize bu yardımcı olur,
Yani rapor hazırlamak zorunda değilsek bile ne yapacağız? İki nolu formu hazırlayacağız. Ki aşağı yukarı 3-4 yıldır vergi dairelerinden, bilhassa kurumlar arası mükelleflerine bilgi isteme, bilgi talep yazıları gibi. Ekinde de genelde bir tablo koyarlar. İşte beyannamede bu olması gereken bu farkı izah et. Tabloları. Bu ne yapıyor? Vergi dairesi ön inceleme yapıyor. Neye göre yapıyor? Transfer fiyatlaması ile ilgili bunlar arası beyannamesindeki o formlara, bilgilere göre yapıyor. Ve izahat istiyor. Dolayısıyla o izahatları da yapabilme adına gerek satıcı, gerek müşteri hesaplarının alt hesaplarını düzenlerken ki bu diğer alıcılar, diğer borçlar ve diğer alacaklar hesaplarını yani 33 grup kadar aynı şekilde izlemek lazım. İlişkili kişilere ayrı bir basılda alt hesaplarda izlemekte yarar. Evet, kasa hesabı ters bakiye. Nazım Bey, son 5 dakika. Ciddi misin? Evet, evet. Toparlayabilirsek. Ters bakiye. Teşekkür ederim. Gün sonlarında ters bakiye vermemelidir. Bu resmen takdir sebebidir. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü e-defter 3 ay sonra veriliyor. Hatta işte bir hafta kasa hesabı yani. Çünkü zaten elektronik ortamda mümkün. Bunun kontrolü, bir ayın kontrolü 5 dakikayı bile geçmez. Gün sonlarının kontrolü, ders bakiye veriyor mu, vermiyor mu? Hatalı kayıt, herkes hatalı kayıt yapabilir. Evet, tabii ki kasada yabancı para cinsinden varsa değerlerini unutmayacağız. Bunlar bizim de seminer kitabımızda ayrıntılı olarak açıklandığı için ben bunları çok hızlı geçeceğim. Kayıt örnekleri de vardır orada. Tabii banka hesaplarında da aynı şey olur. Yalnız alacaklar hesabı, alacaklar ve borçlar. Türkçe kanunumuzda cari hesap sözleşmesi diye başlayan bir fasıl vardır ve madde madde onlar yazar. Mutlaka, bakın, ticaretin selameti için hep tacire hizmet yapıyoruz, veriyoruz. Hiç de tacir yok aramızda Allah'tan. Şimdi, hem alacaklıyla, hem müşterimizle, hem satıcımızla mutlaka şu cari hesap sözleşmesini yaptık. Cari hesap sözleşmesi. Türkçe kanunda belirtildiği şekilde. Tip yoksa elinizde biz size veririz cari hesap sözleşmesini. Mutlaka yapın. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bu genelde yurt dışında oluyor da yurt içinde de oluyor. Şimdi A şirketinin borcuna karşılık Mehmet para gönderiyor kendi cari hesabına. Mehmet kim? Şirket ortağının yakını. Ya diyor işte A şirketinin adına ben bu parayı yolluyorum 100 bin lira. Yolladım. Aa tamam ya A şirketi adına geldi. Biz ne yapıyoruz? A şirketi alacaklı bankamız borçlu. Bakıyoruz banka hesabına gelmiş Mehmet bilmem kimden banka hesabımıza para gelmiş. Kimin hesabına karşılık geldiğinde belli muhasebe kaydını yapıyoruz. Bu kayıt can yakar arkadaşlar. Can yakar. Çok canı yananlar var. Şimdi iki mahkeme bilirkişisiyle arkadaşımızla görüşüyoruz. İkisi de farklı farklı olayları anlattılar ve Yargıtay kararı da var. Gönderebilirim isteyenler. Mehmet çıkıyor, diyor ki ben diyor filanca tarihte size 100 bin lira para gönderdim. Bana onu geri verin. Onun için bu kayıt can yakar. Ne yapacağız? Kaydı yapmayacak mıyız? 100 bin lira para gelmiş. Elbette kaydı yapacağız. Ama altını besleyeceğiz. Neyle besleyeceğiz? Diyeceğiz ki Mehmet'e sen bize bir beyan ver bakalım, ıslak imzalı, kendin imzalayacaksın. Altına da TC kimlik numaranı yaz. Diyeceksin ben filanca bankada, filanca tarihte, filanca o saniyesini bile yazıyor dekonunda. Tarihte göndermiş olduğum 100 bin lirayı A şirketinin borcuna karşılık gönderdim.
Bunu yazmış abi. Bunu etmeyeceğiz muhasebe işinin altında. İhtiyatlılık ve tedbir bunu gerektirir. Eğer bunu yapmazsak, bakın Irak'ta iş yapan bir firma muhasebecisinin getirdiği olay. $1 milyon işler yapıyor. $300 bin ki biliyorsunuz banka sistemi çalışmaz orada. Geliyor Türkiye'deki Türk, diyor ki Irak'tan almış parayı bir şekilde geçirmiş buraya. $300 bin işte, $100 bin, $50 bin, $150 bin. Firmanın, bizim firmanın hesabına yatırmış yani, bizim arkadaşımızın firmasının hesabına yatırmış. Sonra işler bozulmuş, aralar bozulmuş. $300 bin geri istiyor. Ne yapıyor? Ya işte vallahi billahi bu bunun ortağı, biliyorsun komisyon da alıyor zaten, aldı da bilmem ne de kurtarıyor. Diyor ki bu zamanında ben onlar benden borç istemişlerdi, verdim bu belgesi. Geri istiyorum parayı. Ve o parayı geri ödemeye mahkum oluyor şirket. Onun için sahte, ama sahte, dikkat. Sahte diyemez mi? Sahte diyemez mi? Hiçbir şeyi sahte değil ki. Para gelmiş, banka hesabında da yapmış. Yatıran belli. Kimin hesabına yatırdığı belli. Hemen bir bilirkişi, bilirkişinin görevine para gelmiş, gelmiş. Kim yatırmış? Bu. Kime hesaba da geçmiş mi? Geçmiş. Bilirkişi başka türlü rapor yazabilir mi? Ama bunlara dikkat. Efendim? Gelmiş, gelmiş. Gelmiş tabii. Allah Allah diyor zaten para gelince. Biliyorsunuz. Şey, ha gitti. Gitti tabii yani. Gitti tabii. Evet, şüpheli alacaklarla ilgili, şüpheli alacak, şüpheli hale düştüğü yılda gider yazıyor. Ya bu yıl zaten zarar var, kârımız da az. Şimdi bir de bir şüpheli alacak karşılığını da gider yazarsak, bu sefer kârımız azalacak, zarara döneceğiz. Banka kredileri, bilmem ne krediyi keser, düşünüp de seneye yazalım dediğinde seneye evet yazarsın. Bu bir giderdir ama karnına kabul edilmektedir. Onun için şüpheli alacak ne zaman alacak şüpheli hale düştü?